Bizans İmparatorluğu arasındaki savaşlarda ve o zamanın münasebetlerinde. Esasında e, o zamanın İslamı ile Hristiyanlık arasında diyalog vardı. Oturup konuşurlardı. Tabi arada sırada kavga çıkması normaldi. Çünkü insanlar mükemmel değildir. Kızar, kavga eder, harp çıkarır. Bu bir. Fakat e, bu diyalog vardı. Ve biliyoruz ki Arapların, daha sonra da Türklerin Anadolu'ya gel gelişi ve Bizans İmparatorluğu'nun topraklarının bir kısmını alış, yani Hristiyanları kendi tebaası olarak görmeye başlaması ile birlikte bu dine karşı, yani Hristiyanlık dine karşı çok büyük bir hoşgörü göstermiştir. Geleneksel İslam'da bu zimmi kavramı var. Ve o biraz problematik bir fikir. Çünkü demek... Museviler ve Hristiyanlar, Müslümanlar tam aynı seviyede değil, biraz ikinci sınıfta yaşayabilirler ve inançsızlar veya başka dinlere mensup olanlar tam bir serbest hayat içinde yaşayamazlar. Ama şimdi özellikle Türkiye'de, bu kavramlar hakkında yeni düşünceler var ve gerçekten dinler ve dinsiz olanlara gerçek bir serbestlik vermek istiyorlar ve o güzel bir süreç. Hz. Muhammed'in Necran Hristiyanları ruhani önderlerine verdiği ahitname onların gelenek, görenek, dini inanış ve yaşamları güvence altına alınmıştır. Halifeler döneminde Hazreti Ömer'in adaleti unutulmaz bir değerdir. Bunların yanında Selçuklu İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri döneminde İslami geleneksel çizgi devam etmiş ve bu devletlerin sınırları içinde yaşamış olan gayrimüslim halklar kendi geleneklerini, göreneklerini, ruhani önderlerini, önderliklerini muhafaza etmişler. Özellikle Bizans'ın eski uygulamalarından eziyet çeken bazı Süryanilerin Ermenilerin bunların Selçuklu tarafında daha rahat olarak kendi geleneklerini, göreneklerini yaşattıkları da bilinen bir gerçek. Malatya Patriği Büyük Mikail Kılıç Aslan'ın samimi dostuydu. Bir gün Patrik Büyük Mikail Bardin Deyru Zafaran'dan Malatya dönüşümde, Kılıç Aslan onu bir törenle karşılıyor, ona altın bir tac veriyor. Atlar üzerinde o zaman araba yoktu. Ee, birbirini tabi kucaklamak istiyor. Patrik Kral şeyi, kılıç aslanı görünce attan inmek istedi. Fakat bizde tarihte bu geçiyor. Ve de mevcuttur. Ee, kılıç aslan yok dedi. Patrik Hazretleri olmazsan atından inmeyeceksin. Atları yanaştırdılar. Atlar üzerinde birbirini kucaklaştılar, öpüştüler. Selçuklular döneminde gayrimüslimlere nasıl davranıldığını Diyanet İlmi dergideki makaleden bir alıntı daha yapmak istiyorum bu hususta bize önemli fikir vereceği için bu bu alıntıda Ramsay isimli bir zat vardır batılı bir zat vardır o diyor ki Anadolu'da yaşayan Hristiyanların Bizanslılar'dan görmedikleri dini musamahayı Selçuklular devrinde fazlasıyla gördüklerini bu zat dile getiriyor. Bir Yahudi olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun ve devamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bizlere gösterdiği musamaha çok büyük. Din, dinimizde bizleri daima özgür bırakmıştır. İbadethanelerimiz açılmış, okullarımız açılmış, hastanelerimiz açılmış ve hepsine büyük bir müsamaha göstermişlerdir. Hatta yardımcı dahi olmuşlardır. Birçok ibadethane bugün Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişahlar tarafından ferman verilerek yapılmıştır. Hastanemiz de bu şekildedir. Daima biz buna müteşekkiriz ve bunu biz büyük bir şey olarak kabul etmekteyiz. Bilindiği gibi İstanbul 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Fatih Sultan Mehmet Rum Ortodoks Patrikliğine Gennadio Skolaryos'u tayin ettikten sonra, kendisine asasını verdikten sonra bu Ermeni asıllı Hristiyan vatandaşları için Bursa'daki Hovagim episkoposu İstanbul'a getirdi ve 1461 yılında zaten var olan bir başepiskoposluk makamını patriklik makamına yükseltti. Şu var, tabi tarih bize bambaşka e, misaller gösteriyor. Mesela o haçlı seferleri ki esasında e, Müslümanlara karşı yapılmıştır fakat Museviler de, Hristiyanlar da bunun altında ezilmiştir. Terör hareketleri vesaire. Ancak din, benim bildiğim bu üç monoteist, tek Tanrı'ya inanan dinlerde terör veyahut da düşmanlık vaazı yoktur. Biz bunu İslam'da yaşamışızdır. Bu Anadolu topraklarında mesela. Diyor ki ve in lis-selmi laha. Eğer senden barış isterlerse ne zaman isterler? Köşeye sıkıştıkları zaman. Yani bir zaman kazanmak için stratejik bir manevra olsun diye. Efendim bunlar samimi değildir deyip reddetme o barış sözünü. Çünkü o barış sözü İslam kelimesinin ifade ettiği mana içinde yer alıyor. Allah'ın dini barış dinidir. Birisi barış derse o nasıl reddedilir? Kur'an diyor ki: "Eğer sulh derlerse, barış derlerse sen de o barışa sarıl. Sakın ya bunlar samimi değildir deyip reddetme. Ve tevekkül alallah" diyor. Allah'a güven. Yani bu barış o kadar önemli bir şeydir ki bunun sahtesine bile sen değer ver. ...ihanete uğrarım diye Sakın bunu reddetme bana güven diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Biliyoruz ki Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu Müslüman vatandaşlardan oluş oluşmakta. Ve bunların yanında Hristiyan, Musevi ve diğer inançlara mensup vatandaşlar da bulunmakta. Bizim gündelik yaşam diyalogumuz esnasında insanların birbirlerini tanımamasından kaynaklanan bazı zıtlıklar olursa da insanların birbirlerini tanımasıyla, insanların birbirlerine yaklaşmasıyla, insanların birbirlerinin konuştuklarını, inançlarını paylaştıkları zaman o aradaki zıtlıkların ortadan kalktığına çoğu kez hatta her zaman şahit olmaktayız. Bakın hoşgörü eğer inandığım bir şeyse, el yani zorla yap, yaptığım yaptığı kendime zorla yaptırdığım bir şey değilse çok doğrudur. Eğer zorla yaptırırsam yani ben bir insanı sevmiyorsam ona düşmanca davranmak istiyorsam fakat çekindiğim için inandığım için değil çekindiğim için Hristiyan olsun, Müslüman olsun, bu seviyorsun. Yapmıyorsam bu doğru değildir. Esasında bu bizim vazifemizdir. Yani İslam'ın güzel prensipleri, Hristiyanlığın güzel prensipleri veya Museviliğin güzel prensiplerini çocuklara küçükken anlatırsak Öbür insanın benim gibi yaşama hakkı olduğunu ve ikimizin de üçümüzün de beşimizin de e, Tanrının e, nazarında eşit olduğunu kabul edersek, küçükçe kabul edersek, bu çocuğun içinde herhangi bir dini fanatizm olmaz. Fanatizm olmayınca hoşgörü kendisinden e, çiçek açar. Bizim inandığımız ve yapmaya çalıştığımız maalesef her zaman olmuyor. Budur. Yani bizim derken yalnız Hristiyanlığı kastetmiyorum. Ben bunu bazı e, Müslüman arkadaşlarımda da görüyorum. İslam kelimesi silm kökünden gelen bir kelime. Kur'an'da udhulu fis silmi kaffeh der. Toptan hepiniz silme girin, barışa girin. Anadolu'daki Süryaniler mesela ben Mardin'den Midyat'tan söz edeceğim. Gözlerimle gördüm, yaşadım. Ee, bir sene yağmur yağmamıştı. Dini liderler ister Hrist Süryanilerin, ister Müslümanların bir araya geldiler, dediler ki gelin hep beraber yağmur duasına çıkalım. Herkes kendi inancıyla, kendi kültürüyle Allah'a albarsın yakarsın. Belki Allah bize çek. O zaman ben 8 yaşında bir çocuktum. Bunları gözlerimle gördüm, kulağımla duydum. Çıktık. 7 yaşından 70 yaşına kadar köy halkı hepimiz kıra çıktık. Bir taraftan bizler Süryaniler, diğer taraftan Müslüman kardeşlerimiz. Allah'a yalvardık, yakardık. İnanın ki Kısa bir zamanda bir baktı ki bir bulut zuhur etti. Ve biz daha oradayken bir sağanak yağmur yağdı ki herkes o kadar etkilendi. her bu sefer millet coştu. Hristiyani ve Müslümanı bir arada bunu gördüm gözümle gördüm. <laughs>